Akların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu yasanın esasında özünü oluşturan limanların ihalesiz kiraya verilmesi maddesi, bundan önce Aralık ayında görüşmüş olduğumuz elektrik faturalarından TRT payının çıkartılması adıyla adlandırılan, esasında bir ismi yoktu yasanın ama bu isimle adlandırılan yasanın 16. maddesindeydi. Tabii o çekildi o zaman. Yani kanunu geçiremeyeceklerini, bir bütün olarak kanunu geçiremeyeceklerini anladı iktidar burada. Ve maddeyi çekerek tekrardan daha kanunun tümü bitmeden komisyona geri getirdi. Şimdi bununla birlikte o zaman bunu elektrikteki TRT payının kaldırılması şeklinde bir güzellemeyle sunmuştu. Şimdi ise stokçuları cezalandırma güzellemesiyle, süslemesiyle bu kanunu önümüze getiriyor. Şimdi bu kanunun esasında iki tane önemli maddesi var. Birisi limanlar meselesi, diğeri de bu TEİAŞ'a devredilecek araziler meselesi. Bu konularda görüşlerimizi aktaracağız. Şimdi bir defa yasanın anayasaya aykırılık yönü burada da tartışıldı, konuşuldu, komisyonda da görüşüldü. Fakat hani burada da ifade edildi, sayısal çoğunluğu demokrasinin gereği olarak ifade ediyor bazen arkadaşlar, hatipler böyle de dile getirdiler. Sayısal çoğunluk olmak, yani belli bir sayı üstünlüğüne sahip olmak demokrasinin gereği falan değildir. Demokrasi bu da değildir zaten. Demokrasi sadece sandık, demokrasi sadece oy, demokrasi sadece el kaldırmak üzerine kurulu bir şey olarak düşünüyorsanız vay halinize yani. Yani sizin demokrasi anlayışınızda, demokratlığınızda zaten oradan belli oluyor. Yani ölçütünüz belli oluyor. Demokrasinin ve demokrat olmanın çok daha farklı kuralları vardır. Ve bunların içerisinde birincisi de, yani bunların içerisinde önemli olan bir tanesi de yaptığınız işin kendi anayasanıza uygun olup olmama meselesidir. Yani sayısal çoğunluğun var, anayasa uyar uymaz meselesiyle siz bunu açıklayamazsınız. Şimdi önce yaptığınız anayasaya uymuyorsanız çoğunluğun var ve burada da demokrasi var diyemezsiniz. Daha birinci kuralını ihlal etmiş oluyorsunuz siz. Bir taraftan sadece anayasaya aykırılık meselesi değil, diğer taraftan da kapitalizmin kendi kurallarına bir aykırılık var bu kanun kendisinde. Yani limanların ihalesini çıkartıyorsunuz 25 yıllığına. O dönemde insanlar, firmalar, şirketler o sözleşme şartları gereğince ihaleye girip girmemeye karar veriyorlar. Teklif verip vermemeye karar veriyorlar. Belki siz 49 yılına deseydiniz, şirketler ona göre değerlendirme yapacaklardı. Ona göre fiyat vereceklerdi ya da ihaleye girip girmeme kararı vereceklerdi. Kapitalizmin en basit kurallarını bile yok sayan bir tutum sergiliyorsunuz. Yani bu anlamıyla siz bu limanları 25 yıllığına ihaleye çıkartıyorsunuz. O günün şartlarında firmalar alıyor. Arkasında diyorsunuz ki ben bunu 49 yıla çıkaracağım. Şimdi bu nereden icap etti ve nasıl böyle bir sonuca gelindi? Esas mesele bu zaten. Hani bu limanlar meselesi. Bu kanunun tamamının gerekçesi de bu zaten. Bu kanunun gelişinin nedeni de bu zaten. Başka bir şey değil. Diğer maddeler değil yani. Şimdi burada firma, yani Kanadalı firma 2021'in başında burayı işleten firmadan devralıyor. Yani hisselerini devralıyor ve 140 milyon dolar veriyor. Süresinin dolmasına da 6-7 yıl kalmış. Şimdi 6-7 yıl kalan bir işe 140 milyon doları niye ödüyor Kanadalı firma? Demek ki siz ona o zaman o sözü vermişsiniz. Sen hele bir al, biz bunu 49 yılda çıkartırız demişsiniz. Şimdi de anladınız ki ya olur olmaz, hani bizim küçük ortak yine çıkar, yarın seçim var der. Hani çok güvenemiyorsunuz çünkü daha önce çok demiş bunu. Aman ha, ne olur ne olmaz bir seçim meçim olur da bizim verdiğimiz sözleri başımıza
çorap örer. Dolayısıyla bu sözün gereğini yerine getirelim ve bu kanunu bir an önce çıkartalım derdi içerisindesiniz. Dolayısıyla şimdi bu kanunu getirerek limanları 49 yılına kadar uzatıyorsunuz. Bunu uzatırken de herhangi bir ihale yapmadan sadece kiralama yöntemiyle, süre uzatımıyla yapıyorsunuz. Tabii bu kanunun diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunda 9 tane madde var, 7 tane kanunda değişiklik öngörüyor. Yani bir de bu tarafı var. Torba kanun mantığının şeyi de bu. Zaten 2 tanesi yürürlük maddesi. Neredeyse her madde farklı bir kanunu ilgilendiriyor. Ne anayasaya uygunluk açısından inceleniyor, ne de diğer komisyonlara, ihtisas komisyonlarıyla ilgisi var mı yok mu, buna da bakılmıyor. Şimdi bu durum içerisinde bu limanlar meselesi son derece önemli. Mersin Limanı ile ilgili ortaya atılan iddiaları biliyorsunuz. Bu iddialarda tümüyle bu limanların uyuşturucu trafiği içerisinde uluslararası anlamda da kullanıldığına yönelik ciddi iddialar da var. Şimdi bu iddialar araştırılabiliyor mu? Bunlar da araştırılamıyor. Niye araştırılamıyor? En başta buraları işleten firmalar yerli firmalar değil, yabancı firmalar. Ve biz o yüzden diyoruz ki bütün limanlar kamu eliyle işletilmeli, kamu tarafından işletilmeli. Siz bunları böyle yabancı şirketlere, yabancı firmalara verirseniz sonucunun nelere yol açacağını da hesap edemezsiniz. Ve bir bakmışsınız ki sizin ülkeniz kara para trafiğinin, uyuşturucu trafiğinin ana merkez noktası haline gelmiş olur. Ve ondan sonra da böyle gri listelere alınırsınız. Burada tabii 4 ay içerisinde başvurursa eğer firmalar, yani bu kanun çıktıktan sonra 4 ay içerisinde başvurursa 2067'ye kadar kullanma hakkını elde edecekler, yani 49 yılına uzattıkları zaman. Şimdi 2067'ye, hani herkese Allah uzun ömür versin de, hani birçoğumuzun belki de göremeyeceği bir tarih. Hani çoluğumuzun çocuğunun geleceğine, onların vereceği kararlara da ipotek altına almış oluyoruz. Hani meclisin iradesini yok sayıyoruz. Bizden sonraki meclis, bizden sonraki iktidar, bizden sonraki hükümet, hani sizden sonra gelecek olanların tümünün iradesini yok saydığınız gibi aslında kendi çocuklarımızın geleceğiyle ilgili onların verecekleri kararları da şimdiden verip onları da ipotek altına almış oluyoruz. Ve 2067'ye kadar kullanma imkanına sahip olacaklar bunlar bu vesileyle. Şimdi diğer mesele TEİAŞ'ın özelleştirilmesi meselesi. Gündemde bu kapsama alındı. Bu TEİAŞ'ın özelleştirilmesi esnasında onun elini güçlendirmek, varlıklarını güçlendirmek amacıyla olsa gerek burada bir madde ekleniyor ve arazilerin daha Etibank'ın, Tekin, TEİAŞ'ın daha önceki özelleştirilmiş kurumların elinde kalan arazilerin TEİAŞ'a devri öngörülüyor. Şimdi bunu yaparken komisyonda şöyle savundular. Hani her şeye bir güzelleme yapılıyor ya, stokçulara ceza deniliyor ya bu kanunla ilgili de. Orada da denildi ki ya bizim o özelleştirmeler esnasında elektrik direklerinin etrafındaki alanlar var. Bu elektrik direklerinin etrafındaki alanların devrini öngörüyoruz. Bunu sağlayacağız. Bu vesileyle denildi. Şimdi tabii bu işin göstermelik sunumu. Ama diğer tarafta Etibank'ın elinde bulunan deniz kenarındaki paha biçilmez araziler var. Bunlar da devrediliyor. Ve Etibank'ın maden işletmeleri, maden sahaları var. Bunlar da devrediliyor. Bütün bunların hepsi gölgede bırakılıyor. Bunların hepsi kenara konuluyor. Bütünüyle mesele elektrik direklerinin bulunduğu alanın etrafındaki yerler var. Biz bunları devredeceğize getiriliyor. Buradan da bir savunma mekanizması, bir algı oluşturularak bu ortaya atılıyor. Ancak TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alındığını ve buradan da Katar'la, Suudi Arabistan'la gelişkin ilişkiler çerçevesinde buralara yönelik bu kurumun da peşkeş çekileceği yönünde iddialar var tabii ki. Bütün bunlar iddia kapsamında ama hadi gelin şu iddiaları araştıralım dediğimiz zaman da
her şey üstü kapatılıyor, örtülüyor ve hiçbir şekilde bir araştırmaya tabi de tutulmadan da ortadan kaldırılıyor. Şimdi bu kanun bir taraftan da hani stokçuların cezalandırılması olarak sunuldu ve stokçuların bu şekliyle sanki ekonomik krize, fiyat artışına stokçular, yani stokçuluk yapan firmalar sebep oluyormuş gibi, onların yüzünden ekonomi bu haldeymiş gibi sunularak bu maddede böyle güzellemeye getirildi ve biz dediler işte stokçulukla mücadele edeceğiz, stokçuluk yapan firmaları cezalandıracağız ve fiyat artışına neden olan firmaları, marketleri, şirketleri böylelikle cezalandıracağız dediler. Şimdi tabii stokçulukla depoculuğu birbirinden nasıl ayırt edeceksiniz? Çünkü geçmişte soğan, patates depolayan mevsim şartları gereğince, işte dağıtım imkanı gereğince, ulaştırma imkanı gereğince belli bir süre depolarında tutmak zorunda kaldıkları ürünlerden kaynaklı olarak insanlara cezalar kesildi. Yani bu depolar yasal, devlet güvencesinde olan depolardı üstelik de yani. Bu depolardaki bulunan ürünleri bulunduran insanlara, işletmelere, çiftçilere, firmalara cezalar kesildi. Şimdi buradan niye kesildi o cezalar? Esasında bu cezaları kesenler de biliyorlardı. Bu talimatı verenler de biliyorlardı. Bu işin böyle olmadığını, o işin bir stokçuluk olmadığını onlar da biliyorlardı. Ama içinde oldukları vahim durumu, bu ekonomik gidişatı, bu kötü durumu izah etmeye ihtiyaçları var kamuoyuna. Hani kendilerince kendi yandaşlarına ya da bir bütün olarak vatandaşa izah etme ihtiyaçları var. Bu izahatı nereden kuruyorlar? Bu izahatı tam da buradan kuruyorlar. Aslında bizim politikalarımızda bir sıkıntı yok. Aslında bütün bu zamların sebebi biz değiliz. Aha da bu stokçular diye insanlara gereksiz yere hiç hak etmedikleri halde birçok ceza kesildi. Ama görüyoruz ki dün Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalara, bugüne kadar marketleri suçluyordu ya, hani çok sayıda bu zincir marketlerin fiyat artışından kaynaklı olarak ülkenin bu halde olduğunu, ürünlerin bu halde olduğunu söylüyordu. Dün kısmen bu konuda geri adım atmış, öyle gözüküyor. Çünkü hani zaten zamları yaptılar, elde edecekleri siyasetin gereği olan işleri yaptılar. Şimdi bundan sonra iş biraz daha olayı başka türlü boyutlara çekmeye kaldı. Şimdi artışlarla ilgili daha önceden marketleri suçlayan AKP Genel Başkanı, market fiyatlarındaki artışın bir kısmı kaynağı küresel fiyatlardandır demeye başladı. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus değildir, başka yerlerde de oluyor dedi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı fiyat artışlarıyla karşı karşıyadır. Diğerleri gibi ülkemizin önünde de enflasyon gerçeği vardır dedi. Şimdi bugüne kadar o marketleri suçladığı, sürekli onları kötü öcü ilan ettiği ve artışın sebebi ilan eden AKP Genel Başkanı bu sefer farklı şeyler söylemeye başladı ve bir enflasyon gerçeğini de kabul etti. Şimdi kötü ekonominin yönetimi sebebi stokçular değildir. Yani sizin politikalarınız, sizin ekonomi politikalarınız bu kötü ekonominin ve insanların yaşadıkları mağduriyetlerin sebebidir. Bu zamları stokçular yapmadı. Bu yaşanılan zamların hiçbirisi onlardan kaynaklı değil. Ne yaptınız şimdi bu zamları yapmadan önce? Aralık ayında bir bütün olarak şunu işliyordunuz. Zabıtalarımızı sokağa süreceğiz. Denetlemeye başlayacaklar. Bu fiyat artışlarını kontrol edecekler. İşte dolar düştü ama bunlar fiyatlarını düşürmüyorlar. Bunlardan hesabını soracağız. Ya Zaytun haberi miydi, gerçek miydi bilemedim. Bir habere karşılaştım. 5 tane zincir market bir araya gelmişler. Hükümet hakkında şikayetçi oluyorlar. Diyorlar ki, hani bir tanesi CİMER'e şikayet etmişti ya bunun gibi. Diyorlar ki ya dolar düştü ama elektriğe %150 zam yapıldı. Ama doğalgaza %25 zam yapıldı. Ama bütün ulaşıma %30'un üzerinde zam yapıldı. Türkiye'de ne kadar ne varsa hepsine zam yapıldı. Dolar düştüğü halde bu zam niye yapılıyor?
Yani emin olamadım hakikaten Zaytuk haberi miydi diye. Ama işin gerçeği böyle arkadaşlar. Yani siz bir taraftan marketleri fiyat arttırıyor diye suçluyorsunuz. Ama diğer taraftan da bunlar niye fiyat indirmiyor? Dolar düştü diye davul zurna çalıyorsunuz. Dolar düştü, bunlar fiyatlara yansıması gerekiyor. Yansıması lazım diyorsunuz. Ama zamı siz yapıyorsunuz. Yani bunların hiçbirisi fiyatlara yansımasını bırakın. Ya siz kendiniz buna uymuyorsunuz ve arttırıyorsunuz. Şimdi enflasyonu %36 küsür olarak açıkladılar. Ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor zaten. TÜİK'in kendi açıkladığı, yani TÜİK'in kendi açıkladığı. Çünkü TÜİK deyince artık biraz oturup düşünmemiz gerekiyor. Artış oranları var. Yani margarinde %114, unda %86, tavuk etinde %86, ayçiçekte %76, süt yoğurtta %72-74, nohutta %66, salam, sucuk, soste %58-63, mercimekte %61, makarnada %60, dana etinde %56, toz kesme şekerde %49-55, ekmekte %54, yumurtada %47, suda %34. Şimdi baktığınız zaman bütün bu zamların tamamı enflasyon oranlarının çok çok üstünde. Şimdi vatandaş bunlarla besleniyor. Yani evimize gittiğimiz zaman her birimizin çarşıdan, pazardan aldığı ürünler bunlar. Bu ürünlerin hepsi tamamı %50'nin üzerinde, %100'lerin yakın artışlar var. Öyleyse enflasyonun gerçek rakamları burada. Yani sizin o anlattığınız rakamlar değil enflasyon rakamları. Enflasyonun gerçek rakamı burada. Bir de tabii o gece yapılan zammın tarihi önemli arkadaşlar. Saati önemli, daha doğrusu dakikası. Bir iktidar düşünün, bir devlet düşünün, bir hükümet düşünün. Vatandaşına kazık atıyor, yani vatandaşını kandırıyor. Yani gece dakikayı öyle bir ayarlıyor ki bütün istatistik veriler açısından 2021'i değil 2022'ye sarksın o veriler diye 2021'i bir dakika geçe zam yağmuruna tutuyor ülkeyi. Şimdi bu vatandaşını kandırmaktır, kazık atmaktır ya. Bunun daha ötesi yoktur. Niye? Çünkü oradan kaynaklı olarak enflasyon verileri ve bir takım değerler değişecek ve memuruna, emekline ona göre zam yapacaksın. Şimdi memuruna, emekline zam yaptırmamak için de bir bütün olarak baskı altında zaten tuttun marketleri Aralık ayında, işte o yalanlarla fiyatları bunlar arttırıyor diyerek marketleri fiyatlarını baskı altında tuttun. Ondan sonra da işte bütün derdin aslında emeklinin ve memurun alacağı maaştaymış. Bu maaşların düşük çıkması için, düşük olması için bütün bu oyunu ve tezgahı sergilemiş ve son gecede böyle bir vatandaşa kazık atan bir uygulama meydana getirmiş. Şimdi önceki kanunda TRT payını kaldırdık elektrik faturalarında. Neye tekabül etti? Yani bir 100 liralık faturada, yani 3 lira bile değil, yani 3 lira civarında bir şeye tekabül ediyor. Sonra ne oldu? Sonrası olan şuydu. %152 ile %127 arasında zam oldu o gece. Şimdi o kanun görüşülürken ben burada kanun tümü üzerinde konuşurken şunu ifade etmiştim. Hani bu kadar vicdansız olacağınızı düşünememiştim ve dedim ki bir zam yapmak zorundasınız herhalde, anlaşılan bu. O nedenle iki kademeli fatura sistemi getirmeye çalışıyorsunuz ve bunun için de birinci kademeyi sabit tutacaksınız. Yani gariban vatandaşın, yoksul halkın kullandığı elektrik giderini sabit tutacaksınız. İkinci kademeye zammı bindireceksiniz. Ben böyle demiştim kürsüden. Yani bu kadar vicdansız olacağınızı düşünmemiştim. Ama çıkan sonuç şöyle oldu. Ya birinci kademeye %50'nin üzerine %50 zam yaptınız ya. Birinci kademe. Yani 1 kilowatt saat elektrik kullansa bile, 2 kilowatt saat, yani düğmesini açsa ona %50 zam yaptınız. Şimdi dedik bunu, iki kademeli fatura sisteminin bir felaket getireceğini buradan da söyledik ve aynen yaşandı. Ve limit olarak 150 kilowatt saat belirlendi. 150 kilowatt saat 4 kişilik bir ailenin ortalama çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve benzeri elektrik ürünlerini kullanan bir ailenin çok rahatlıkla aşabileceği bir miktardır 150 kilowatt saat. Şimdi dolayısıyla evlerimizde kullandığımız elektrik faturalarının tamamı %125 zamlanacak.
Yani 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası ortalama 210 liraymış. Bu artık 370 lira olacak. Kış aylarında ortalama İstanbul'da bir doğalgaz faturası 500 lira, Ankara'da ise 700 liraya çıkacak bu son zamlarla beraber. Bu da ortalama. Rakamların bunların çok daha üzerinde olduğunu da biliyoruz. Değerli arkadaşlar, elektrikte pandemi sürecinde tedarik şirketlerine ve onların yan kuruluşu olan dağıtım şirketlerine indirim yapıldığını buradan ifade ettik kaç defa. Bu indirimlerin hiçbirisi vatandaşa yansıtılmadı dedik. Ama o indirimleri bir kısım payını biz ödedik şeklinde hükümet savunmaya başladı. Bu da doğru değildir. Orada bu tedarik şirketleri, bu dağıtım şirketleri pandemi sürecinde çok fazla zarar ediyorlar diye. Bunlara indirim yapıldı ve bu da ondan kaynaklıdır. İndirim sadece şirketlere oluyor anlayacağınız, vatandaşa zam olarak yapıldı.